Merhabalar, ben Yüksel YouTube Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda göz deseni ya da nazar boncuğu deseni dediğimiz kulaç çanta yapımını göstermek istedim. Sadece kulaç çanta olarak değil, sayılarla oynayarak çok güzel kırlentler yapılıyor. DM'den, Instagram sayfam Çanta Turkuaz DM'den o kadar çok model gönderdiniz ki bu da onlardan biri. İşte kırlenti var, çantası var. Ben bunu kulaç çanta olarak göstereyim. Sayılarıyla şuraları fazlalaştırarak zaten siz onu kırlent şekline getirebilirsiniz. İşte pandemiden sonra gidebildiğim Kürkçühan'da benim aldığım kiloyla iplik aldığım yerden nihayet bir kısım ipliklerimi alabildim. Yalnız DM'den gönderdiğiniz kağıt ipli olanları erteledim. Çünkü benim gittiğim, alışveriş yaptığım dükkan henüz satışa hazır değildi. O da benim gittiğim gün açılmış. Rafyalar gelmiş, biri sarılmamış, hepsi büyük büyük makaralar halinde filan. O yüzden oraya 2 gün sonra gideceğim. O DM'den gönderdiğiniz çantalar, rafya ile yapılmış çantalar ya da diğer ürünler, onları hepsini sıraya koydum. Çünkü bunlar mağazalarda çok pahalı satılıyor. Elimizden geliyorsa niye kendimiz örmeyelim ya da merakımız varsa niye öğrenmeyelim dedim. O yüzden hepsini sıraya koydum. Merak etmeyin, o mağazalarda gördüğümüz pahalı çantalar, ürünler nasıl örülüyor tek tek göstereceğim. Zaten kızım da birkaç fotoğraf çekmiş. Anne, ben de bu çantalardan istiyorum diye. Onu da yapacağız. Şimdi bu çantanın iplerini tanıtayım önce ben. Videolarımı beğeniyorsanız, gerçekten size faydası oluyorsa ve bundan sonrakileri de izlemek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi ipleri ben tanıtayım. Gene dediğim gibi ben kiloyla alıyorum. Şunlar kalın, bayağı kalın ipler. Şunu da gene aynı yerden, aynı kalınlıkta aldım. Yalnız biraz dokusu bunlara nazaran yumuşak. Ben dedim bunu hiç başka bir şeylerde kullanmayayım. Çünkü çok güzel bir iplik, pırıl pırıl. Başka bir üründe kullanacağım. Onu ayırdım. Onun yerine şunu aldım. Çünkü kalınlığı ve dokusu bunlara çok yakın. Şöyle göstereyim. Çünkü hani kiloyla olduğu için ip hakkında bir bilgi veremiyorum. Çünkü sardırıyorum. Şu 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 diyorum. Sardırıyorum, alıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle de göstereyim. Şöyle bakın. 0,6, 150 metre, 250 gram. Bilgileri bunlar. Şöyle de tutayım. Nasıl rahat olacaksa. Şu ipten ya da benzeri, illa bu markanın aynı olması şart değil. Farklı markaların da gene dokuları bunlara çok benziyor. Aynı şekilde alırsanız 150 metre, 0,6, hepsi birbirine denk düşer. Sizin için de şu gösterdiğim numaralar iplik alırken kolaylık sağlar. Gayet güzel örtüştü çünkü. Dokuları, sertliği iplerin. Şimdi hemen başlayalım. Tığ numaram 4,5. Hemen bir sihirli halka içine, şunları şöyle çekeyim daha net gözüksün. İlmeği kilitliyorum. Üzerine doluyorum. Bir çakma sık iğne. Sonra tekrar doluyorum. 4 ikili trabzan. 1 2 3 4. Sonra bir çakma sık iğne daha. Şimdi mutlaka örgüye daha yeni başlayanlar var. Biraz zorlanabilirler bu örneği, şu göz kısmını yaparken. O yüzden bunu kolaylaştırmak için 1, 2, 3, 4. Şurada bir çakma sık iğnemiz var. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız var ve bir sık iğne daha yaptık. 2 sık iğne başta, 4 trabzan ortada. Şimdi bu 1, 2, 3, 4 trabzanın tam ortasına bir işaret alıyorum. Örgüyü kolaylaştırmak için. Şimdi gözün yarısı olarak düşünün bunu.
iki çakma sık iğne arasına 4 ikili trabzan. Aynısını gözün diğer kısmına örüyoruz. Gene bir çakma sık iğne, 4 trabzan, 1, 2, 3, 4. Gene kolaylık olsun diye şu 4 trabzanın arasına bir işaret iğnesi takıyorum. Ve şu mavi olan gözün ortasını başladığımız gibi bir çakma sık iğneyle bitiriyoruz. Fakat renk değiştireceğimiz için şöyle alıyoruz diğer mavi rengi. Hem ilmeği bitiriyoruz hem renk değiştiriyoruz. Ve en baştaki çakma sık iğneye örgün sırasını bağlıyorum. Şimdi maviye geçtik. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Normal böyle örmüyoruz. Çeviriyoruz. Tersinden örüyoruz. Doluyorum. Hemen önündeki ilk ilmeğe ikili trabzan. Doluyorum. Aynı yere bir tane daha. Şimdi şöyle V'ler oluşturuyoruz. Aynı yere iki kere batarak. Sıra bittiğinde bunun da dibine batıp bunu da V şekline getireceğiz. İki tane olacak aynı yerde. Doluyorum. Tekrar bir V daha yapıyorum. Bir. Aynı yere. İki. İkili trabzanlarla ördük. Şimdi geldik işaretli yere. Tam ortadan işaretli. Şuradan. Burada bir ilmek, burada bir ilmek. Yani şunu koymamızın sebebi şurada uzun trabzan çalışacağız. İki kere doluyorum. Hemen gene önümdeki ilk ilmeğe batıp 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Gene doluyorum. Gene aynı yere. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 zincir. Sonra diğer ilmeğe batacağım. Şöyle batıyorum. Ama tabii ki 2 kere dolayarak. 1, 2, 3. Bir daha doluyorum. 1, 2, 3. Şu uzun trabzanlar tam ortasında kaldı iğne. Yani ilk başlayanlar için, örgüye daha uzak olanlar için bunlar kolaylık. Kafa karıştırmadan örgü yapmak için. Şimdi gene şu V'leri örmeye devam ediyoruz diğer tarafta. Tekrar bir önündeki ilmeğe, gene aynı yere. Doluyorum tekrar. Doluyorum tekrar. Şu iki uzun trabzandan sonra 2, 4, 6, 8. Yani 1, 2, 3, 4 V çalışıyoruz. 8 trabzan. Şimdi geldik gene şurayı örmeye. Doluyorum 2 kere. Hemen iğnenin, zaten iğne 2 ilmeğin yan yana 2 ilmeğin ortasında. Bir, iki, üç. İki kere doluyorum. Gene aynı yere. Bir, iki, üç.
2 zincir doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe. 1 2 3. Tekrar aynı yere. 1 2 3. Uzun trabzanlarımız da çalıştık. Şimdi V'lere geldi sıra. Kısa ikili. Yani iki kere çıktığımız trabzanlar. 1 2 kere battık aynı yere. Şimdiki şu uzun trabzanların hemen yanında olanlar kısa V'ler. 1 2 3 şu ortadaki dördüncü olacak. Yani 8. Doluyorum. Hemen dibine. Batıyorum. 1 2. Yalnız bunu yaparken renk değişecek. Bu son. Son battığımız trabzanda renk değiştireceğiz. Şöyle bakın. Şurada 3 kere çıktığımız uzun V'ler. Onun yanında 2 4 6 8 ikili trabzanlar, tekrar uzun trabzanlar ve sonrasında 1 2 3 4 yani 2 4 6 8. Buranın aynısını burada da ördük. Şimdi ip değişiyor. Beyaz ip takacağız. İlmeği tamamlıyorum. Hem de renk değiştirmiş oluyorum ve sıranın başındaki trabzanın üzerine sırayı bağlıyorum. Şu iğneleri de bu sefer burayı artık öğrendik. Bunlar böyle sürekli gidecek. Burada bir sorun yok. Şurada ortalıyoruz. 2 4 2 4. Tam burası. Şöyle ortasından batırayım. Bir de burası. İşaret koyalım. 2 4. Şurası. Şu aralık İkinci işaretlerimiz. Örgüyü kolaylaştırıyor bunlar. Taktım. Şunlar gözünüze batmasın. Çünkü bunlar kendi örüntülerinin içerisinde kayboluyor. Hiçbir şey belli olmuyor. Şurada da tertemiz görünüyor. Tam ortada iğnemiz, bakın. Şu iğneler örgünün tam ortasında. 1 2 3 zincir çektim. Gene ne yapıyoruz? Düz örmüyoruz, çeviriyoruz. Bu sefer doluyoruz dibine. Şuradaki hemen ilmeğin dibine batıyoruz. V yapıyoruz. 1 kere de çıkıyoruz. V yapıyoruz. Orta burası. Şimdi tek tek batıyoruz. 1 2 3 4. Örgü bitene kadar şu kısımlar hep iki zincirle devam ettiği gibi şu hemen başlarda da çift batıyoruz. Bunlar da değişmeyecek hiç. Şu arada ortada olan iki tane V yapacağız. Sonra geleceğiz şu aralıkların başlarına V yapacağız. Yani bunlar hepsi arttırma olacak. 4 tek yaptıktan sonra hemen şu iki zincirin başına aynı yere bir daha batıyorum. Sonra uzun trabzan çalışıyoruz. Şimdi zincirlerin içine. 1
2, 3. 2, 2 alıyoruz. Doluyorum. Bir daha. 1, 2, 3. 2 zincir. Tekrar doluyorum. Gene aynı yere. 1, 2, 3. Tekrar. 1, 2, 3. Sonra şurada yaptığımız gibi arttırmayı yapıyoruz. 1, tekrar aynı yere. 2. Şu uzun trabzanlar hemen yanlarına da arttırmalar yapıyoruz. Şimdi tek tek örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şu ortası buraya ve buraya V'leri yapıyoruz. Arttırmalar yani. 1, gene aynı yere. 1 doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe 1, 2. Ortada kaldı. Gene şurada ortaya batalım. Şimdi yeni öğrenciler için kolaylık sağladığı için biz bunu devam ettirelim gene. 1, 2, 3, 4. Tek yaptık. Şimdi ne yapıyorduk? Boşluğun her iki tarafına gene arttırma. İki kere doluyorum. 1, 2, 3. Bir daha doluyorum. Gene aynı yere, boşluğa. 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2. Doluyorum. Gene aynı yere. 1, 2, 3. Gene aynı yere. 1, 2, 3. Şuradaki arttırmayı da unutmuyoruz. 1, 2. Şuralarda arttırma. Ortada da uzun trabzan. Şimdi şu dörtteki örüyoruz. 1, 2, 3, 4. İğne ortada. Şurada çift batmıştık. Şurada da çift batıyoruz. Hemen bir sonraki ilmeğe. İğne ortada kaldı. Yani örgü bilen için gereksiz bir detay ama yeni öğrenciler için çok önemli. Kafa karıştırmayan detaylar oluyor. O yüzden gene bu iğneyi ben takmaya devam edeyim. Şuradaki V'yi burada da yaptım. Aynı yere iki kere batarak. Şurada da yapmıştık. 1, 2. Şimdi ip değiştiriyoruz. Şu son
Trabzanı yaparken toprak rengi. Hepsi birbirinden harika renkler. Son hareketi hem ilmeği bitiriyoruz hem renk değiştiriyoruz ve baştaki trabzana sırayı bağlıyoruz. İğneler biri burada, biri gene şuraya takalım tam ortaya. Bir, iki, üç zincir çeviriyorum. Gene dibine batıyorum. Şu ortaydı bakın. Şu tam ortada duruyor. Bir, iki. Doluyorum. Hemen bir sonraki ilmeğe. Bir, iki. Şimdi düz, tek tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 doluyorum. Arttırmayı yapıyorum. Çift batıyorum. İki kere doluyorum boşluğa. 1 2 3 doluyorum boşluğa. 1 2 3 1 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa. 1 2 3 doluyorum. 1 2 3 arttırmamı yapıyorum burada. 1 2 tekrar tek tek 1 2 3 4 5 6 7 8 tam ortaya geldim. İlmeğin buraya ve şuraya iki tane V arttırma yapıyoruz. Artık iğne takmıyorum. Çünkü örnek artık iyice kendini belli ediyor. Zaten şu toprak rengini artık zevkinize göre ben 5 sıra ördüm. Zaten şu son sıralara doğru yani son 5. sırayı yaparken çantada hafif bir dönme oldu. Bu beklenen bir şey zaten olması gereken bir şey. 5. sırada hafif döndü. Bu güzel bir form çanta için. Yani toprak rengini 5 sıra ördüm.
iki arttırmayı da yaptıktan sonra gene düz örüp şuraya geliyorum. Tekleri ördüm. Burada yaptığımın aynısını gene burada da şu arttırmaları unutmayarak şimdi ortaya doğru tek trabzanları örerek gidiyorum. 8 tekli trabzanı ördüm. Ortaya geldim. Şurada 2 tane V var. Şu ilk trabzana bağladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum. Hep tersini ördüğümüz için. Çeviriyorum. Doluyorum. Şurada ikili trabzanlar var. Bakın. Şurada V'ler var. Şimdi biz bunun üzerine öreceğiz. Şurada arttırmalar, şu sırada arttırmalar, şu V'lerin ortaya en yakın ilmeklerine yapılacak. Şunlara yapılıyor. Şimdi biz bunu tersinden öreceğimiz için bu sıra biterken yapacağız bunu. İlmeği ve ikinci V'nin yani şu arttırma burada yapacağız. V'nin boşta kalan trabzanına bir trabzan, zincir trabzan yaptık. Şimdi örerek diğer ilmeklere batarak devam ediyorum. Yine burada aynı işlemi yapacağım. Şuraya kadar örmeye devam ediyorum ben. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 trabzan tek tek 12 trabzan ördüm. Burayı gene biliyoruz. Aynı şekilde ördüm. Arttırmaları unutmuyoruz gene her iki tarafta. Sonra 2 şu arttırma bunlar. Bunların dışında 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 trabzan ördüm. Buradaki gibi. Burada V'ler var görüyorsunuz. Şurada. Şu V'lerin ortaya en yakın ilmeklerine V'ler yapılıyor. Farkındasınız bakın. Hep ortaya en yakın olanlara. Doluyorum. 1 2 Aynı yere battım. Tekrar doluyorum. Yanındaki ilmeğe 1 2 Şu V'ler devam ediyor ve tam arası da gözün tam ortası. Şimdi gene 12 trabzan burada uzun ilmekleri trabzanları çalışıp şu ortaya kadar geliyorum. On iki trabzanla geldim. Tam ortadayım. Burada da 12 trabzan. Şu ortadaki iki ilmek bizim arttırmalı yerlerimiz. Bir, aynı yere. İki. Doluyorum. Bir yaptık. Şimdi iki. İlk trabzana bağlıyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3. Gene çeviriyorum. Bu sefer bu ikili arttırma yerlerinde örüyoruz. Ortası şurası. Artık iğne takmıyorum. Çünkü artık ortadan başlayıp bitiremiyoruz. Çünkü ilmekler kaymaya başlıyor. Bunun sebebi de tabii ki çevire çevire örüyoruz. O yüzden
Şuradan şunu hatta çıkartayım. Artık orta belli zaten. Örnek kendini gösteriyor. Çevirdim örgüyü. Örmeye başlıyorum. Bir tane burada ördüm. Hemen önüne bir tane trabzan. Bu bizim arttırma yerimiz. Çıkarttık iğneyi şuradan. Bu bizim arttırma yerimiz. Bak altta bakın iki tane V var. Ortaya en yakın iki ilmeği bizim ortamız. Bir, iki. Bir, iki. Şurası orta. Artık ilmekler biraz kaymaya başladı tabii ki. Şimdi trabzanları örüp sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu arttırma yeri çünkü. Bundan sonraki yani bu sırada trabzan sayısı 16. 12'den 16'ya çıktı. Şimdi sırayı tamamladım. Şu orta dedik çünkü artık ilmekler kayıyor diye. Şurası orta. Şurada arttırmalar var. V'ler yani. Geldim. 16 trabzanı ördüm. 16 trabzan değil tabii. 14. Çünkü şurada tamamlanıyor ikisi. Sayalım. Şu arttırma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şurası 14 oldu. 14, 15, 16. Bağladım. 1, 2, 3. Şimdi 4. sırayı örüyoruz. 1, 2, 3. Çeviriyorum örgüyü. Gene trabzanlarla arttırmalar bu sefer gene burada kaldı. Tekrar etrafını örüp şuraya kadar geliyorum. Bu sırada yani 2 4. sırayı örüyoruz. Aradaki tekli trabzan sayısı 20. 20 tane ördüm. Tam ortaya geldim. Şurada V, burada V. Ortaya en yakın 2 ilmeği kaldı. Oraya da arttırmalarımızı örüyoruz. Buraya kadar gene eksik olan trabzan sayımızı örüyoruz. Bir, iki tane eksik var. Yani 18 de bitmiş. Örerken ve ilk trabzan yerine sırayı bağlıyoruz. Gene şimdi son sırayı yapıyoruz. 5. sıra. Çok hafiften şöyle bir dönüklük oldu ki bu istenen bir şey zaten. Gene bir 2 3 zincir örgüyü çeviriyorum. Bu sefer geçen bu sırada böyle gitmiştik. Çevirince bu sefer böyle gidiyoruz. Tamamında olduğu gibi. Gene bu seferki trabzan sayımız 24. 4 4 artıyor çünkü. 24 tane arada trabzanımız var. Diğer yaptığımız yerler zaten belli. Bu sırayı da gene trabzanlar ve şurada arttırmalarımızı yapıp gene trabzanlar olarak şuralarda arttırmalarımızı yapıp sırayı tamamlıyorum. Evet, son sırası da bitti. 20 trabzan, 4 de burada var, 24. Her kenarında olduğu gibi. Çünkü son sıraya başlarken zincir çekip örgüyü çevirdik. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4 trabzan sonra arttırmalar yaptık. Çünkü ilmek ortadan şuraya kadar kaydı.
Örgüyü tamamladım. 20 trabzanla şuradaki 4 trabzana da ekledim mi? Yani ilk baştaki trabzana son sırayı da bağlıyorum. Örgü bu şekilde bitti. Şuraya kadar da şu açıklığı bırakıyorum. Fermuar açıklığını. Şöyle bir yine rengine, toprak rengine uygun fermuar koyacağım. Burası yeterli geldi ama isterseniz biraz daha kapalı, biraz daha açık yapabilirsiniz. O size kalmış. 10 ilmek saydım, 11.'ye iğneyi taktım. Yani şu iğnenin olduğu yere kadar değil, bir alttakine kadar şöyle. Bu 11. ilmek. Ben şu 10. ilmeklere kadar şuradan başlayıp şurada bitireceğim eklemeyi. Ve şu ipliklerini de temizleyeceğim. Çantamın dış yüzü, yani görünen tarafının şu koyu renk örgünün düz kısmını seçtim. Şu mavi tersi olsun. Çünkü şuradaki o şu mavideki ters örgünün biraz kırçıllı oluşu göze daha çok yakıştı. Burayı da şu duruşu daha çok sevdim. O yüzden burayı düz kabul ettim. Her iki tarafta da bu tersi, şu düzü. Yine düz örgü. Sonda şöyle de bakabilirsiniz. Ayırt edemezseniz. Son sırada ters olacak. Şu iki örgü. Şöyle tersten olan iki örgü. Örgümüzün ön yüzleri oluyor. İki türlü ekleme şekli var. İkisinden birini yapın. Yani ben her ikisini de göstereyim size. Şu ön yüzü şöyle. Bu da ön yüzü. Şimdi şöyle, bunlar çantalarımızın ön kullanacağımız, göreceğimiz yüzü. Şurada ekliyoruz. Bu düz olarak çantayı düzünden kullandığımız şekli şu. Şuraya en yakın ilmeğe ipliği bağlıyoruz. Şunlar ilmek, şu ilmek. Şunun şu en yakın iki kanadını kullanıyoruz. Bu bir de şurası. Kaydırma yöntemiyle gene ortaya en yakın iki kanadı alıyoruz örgünün. Bu şekilde örüyoruz. Bu dümdüz oluyor. Yani çanta olduğu gibi hiç hacim kazanmadan dümdüz duruyor. Ben böyle dursun istiyorum diyorsanız bu şekilde örüyorsunuz. Çantanın düzünü ve düzünden örüyorsunuz. Şimdi benim kullanacağım, yani benim tercih ettiğim bu değil. Şöyle çeviriyorum tersini. Bunu da tersini çeviriyorum. Şu ilmek, öreceğimiz ilmek. Yalnız çok dikkat edin. Burada hangisine batıyorsanız arkada da aynısına batacaksınız. Şu ortadaki zincirler dahil. Yani hepsi birbirinin tam karşılığı olacak. Bu ilmeklerin bu sefer en dış örgüler ters, tersinden örüyoruz. Sonra çevireceğiz düzünü ve bu örgüyle birlikte diğer çantaları da izlediyseniz bu dikiş çantalara güzel bir hacim kazandırıyor ve formda tutuyor çantayı. En dıştan bir tane, en dıştan bir tane alıyorum ve önce bir bağlıyorum. Sonra bir tane buradan, bir tane buradan bağlıyorum.
Kaydırma yöntemiyle şöyle, şöyle. Şu ikisini birden alırsam şöyle, şu dışarıdaki kanatlar. Bu şekilde örünceye çeviriyoruz. Şuradaki örgü muhteşem bir form. Yani çantanın kendi formunu ortaya çıkartıyor. Derinlik kazandırıyor ve çantaya da bir sertlik, bir dolgunluk kazandırıyor. O yüzden ben bunu tercih ettim. Ama bu benim tercihim. Az önce gösterdiğim şu düzden ekleme, şu ilk kanatları kullanarak düzden ekleme, örülen, genelde örülen şekli o. Yani orijinal şekli o. Bu benim tercih. İkisinden birini, yani ikisini de deneyin. Hangisi hoşunuza giderse onu yapın. Eklemeyi de bitirdim. İğnelerini çıkartalım. Bu şekilde birleştirilince çantada çok güzel bir hoşluk oluyor. Şu kısım bayağı, bakın, kalın bir taban oluşturuyor. Şuraya da fermuarını dikeceğim. Bu diğer türlü dikseydik eğer bu çanta dümdüz duruyordu. Ama orijinali de o. Ama ben beğenmedim. Mutlaka da öyle yapmak zorunda değilim. Ben bunu tercih ettim. Siz de örün, bakın hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yaparsanız, bakın iç hacmini de görün. Nasıl bir ekleme şekli, nasıl çantada fark yaratıyor. Bu çanta fermuarı buraya şöyle ağızdan başlıyorum dikmeye. Kendi ipiyle. Şurada da ip bıraktım. Hepsini koparmadım. Kendi ipiyle bu fermuarı buraya dikiyorum. Şöyle. Kendi ipiyle dikiyorum. Sonra astarlarken o ipi kaybedeceğim. Ama astarını ben yapmayacağım. Kızımdan yardım alacağım için size pratik olarak söyleyeyim. O işlerle ben uğraşmıyorum çünkü ben dikişle hiç aram yok. Şuraya kendi ipi gözükecek çünkü dikerken. Bunu da çantanın astarını dikerken şu ağız kısmına, burada oluşacak olan dikişlerin üzerine gelerek dikersek fermuarın kendi dikişi de buraya çantaya monte edilirken olan dikişi de yok olacak. Ben çantalara öyle yapıyorum. Ağız kısmındaki dikişleri şeyle, astarla kapatıyorum. Daha güzel oluyor. Hiçbir çirkin görüntü kalmıyor geride. Örgü bu kadar. Şimdi ben fermuarını dikmeye devam edeyim. İpi koparmamıştım ördükten sonra. Şöyle büyükçe yün iğnesi ya da etamil iğnesi dediğimiz iğneye taktım. Fermuarda şöyle tam karşılığı düz duracak şekilde dikmeye başladım. Kendi ipiyle, dediğim gibi, tam fermuarın şu plastik yerine, örgünün kenarı plastik yerine değecek şekilde tutarak dümdüz. Sakın böyle göstermeyin fermuarı. Şöyle bir görüntü yapmayın çantanızda. Tam o plastik yerine tam denk gelsin. Şöyle biraz zorlayacak ama az, çok fazla zorlamıyor. Gene hizasından
Şöyle. İplik büyük bıraktığım için. Şimdi böyle bu şekilde hiç şu arayı açmadan tam şu plastik yerine değer şekilde dikiyorum. Ve astarı da şöyle olacak. Ben bunun astarını da henüz kesmedim. Çünkü bir de makinede dikilmesi gerekiyor. Onu benim kızım yapıyor. Benim dikişle hiçbir aram yok çünkü. Şunu astar olarak kabul edin. Astarını da sanırım bundan yapacağım. Bu da bir perdelik kumaş. Perdecilerin kapıda sattıkları parçalardan. Bayağı büyük bir parça almıştım. Hatta 10 liraya. Hala onu kullanıyorum. Şu dikişin gözükmemesi gerekiyor. Astar olarak kabul ediyoruz. Şu ağız kısmını tam dikişin olduğu yere denk getiriyorum. Şöyle. Şuradan ister çırpma, ister makine dikişi, nasıl elinize uygun olursa temiz bir dikişle bunu buraya dikiyoruz. Ve arka alttaki dikiş kesinlikle gözükmüyor. Tertemiz bir ürün çıkıyor elimizden. Ben bütün çantalarımı böyle çalışıyorum. Fermuar kendi ipiyle dikiyorum. Şuradan hiçbir görüntü çıkmıyor ortaya. Ve astarıyla da dikişi gizliyorum. Tertemiz oluyor. Bu da o şekilde çalışılacak bu çantada. Ben fermuarı yerine dikmeye devam ediyorum. Çanta sapı için ben şöyle bir aparat kullanacağım. Ama kendi renginden ya da mavisi, koyu mavisi, işte beyazı, onlardan da kullanabilirsiniz. Kendi rengi daha çok yakışır, şu toprak rengi. İnce bir bileğinizi saracak kadar uzunlukta örersiniz ve şöyle aparatlar var. Şuradan takıp ipi, şuradan örersiniz. Tekrar burada birleştirir, şöyle bir yere takarsınız, o da olur. Ama ben şunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu bayağı kalınca bir çanta oldu. Şunlar da yaylı. Çok çabuk takılıp çıkarılabiliyor. Şunları böyle takıyorum. Bileğinizde şu şekilde taşıyabilirsiniz. Eliniz dolu olduğunda bunu şu yeterli oluyor omuza asmak için. Çok ideal oluyor. Hemen omuzunuza takıyorsunuz ve elleriniz serbest kalıyor. Ben o yüzden böyle aparatları kılaç çantalarda hani sürekli elimde tutmamak için, hani olur da elim dolu olur ya, alışveriş sırasında insanın iki eline de ihtiyacı oluyor ya da bir davetlerde filan. O yüzden mutlaka şöyle bir aparat kullanıyorum ki gereğinde omuzuma da asabileyim. Bu şekilde kullanıyorum çantaları ve bu şekilde hazırlıyorum. Ben nasıl kullanıyorsam, nasıl örüyorsam o şekilde anlatıyorum. Ama standardını da gösteriyorum. Olması gerektiğini de gösteriyorum. Artık siz karar verin nasıl yapacağınıza. Gene faydası olduysa söylediklerimin, videolarımın çok sevinirim. Gene Çanta Turkuaz Instagram sayfama yaptığınız ürünleri ya da örmemi istediğiniz modelleri bekliyorum. O kadar çok birikti ki hepsini sıraya koydum, merak etmeyin. Hepsini sırayla yapacağız. Tekrar başka ürünlerde, daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.